80 yıllarda Saudiya'da Adnan Qoshiqchi degan bir milyarder yaşagan. Adnan Qoshiqchi. Yakında bir jurnalist öldürülgendi, Jamal Qoshiqchi. Saudiyalı jurnalist, o'shalarda amakisi bu. Adnan Qoshiqchi 80-yinchi yillarda, 70-yinchi yillarda 4 milyar dollar sarmoyasi bor bo'lib, dunyoning eng boy odamlaridan biri bo'lgan. Uning otasi Muhammad Qoshiqchi Qirol Abdulaziz As-Saudning shaxsiy tabibi, doktori bo'lgan. So'ngra tibbiyot, meditsina vazirligacha ko'tarilib borgan. Shu Adnan Qoshiqchi qurol aslaha bilan savdo qilgan ekan. Ayniqsa Eronga 80-yinchi yillarda ko'p qurol sotgan odam mana shu odam bo'ladi. Asrining Qoruni degan nom bo'lgan. O'ta baxil odam bo'lgan ekan. Juda boy. O'zi nihoyatda hashamatli yashagan, ammo o'ta baxil. Chunki bir jurnalist Jarul Muhammad Jarulloh degan bir jurnalist 30 yil buni kuzatadi oilasini. Doim maqola yozadi, oilasi haqida bildirib beradi. O'sha jurnalist aytib beradi. O'sha mahalda hozirgi Muhammad bin Talal degan milliarderi bor, Saudiyaning amirlaridan bittasi, qora ko'zini taqadi. Shuni mashhur yaxtasi, shu Adnan Qoshiqchining yaxtasi edi deydi. 80-yinchi yillarda 4 ta vertolyot qo'nadigan 610 ta xodimi bor yaxta shu odamniki edi deydi. Bir kuni deydi qizchasi Jenevani shokoladini Parijni ice creamini istab qoldi deyapti. Hali jurnalist yozyapti. Shaxsiy uchog'iga o'tirgizib Jenevaga olib borib shokolad yedirdi. Parijga qo'ndirib marojni yedirib qaytib keldi deyapti. Osmon o'par qasrda yashardi, ammo o'ta ziqni baxil edi. Xodimlarga ham, ishchilarga ham rahm qilmas. Uni bir shiori bor edi. Hazrati Odamdan keyin uning bolalariga kafillikni olganim yo'q der ekan doim. Kim yordam so'rab kelsa, Odamdan keyin uning zurriyotiga kafillikni olganim yo'q, hayda yo'linga deb hayda yuborar ekan. O'sha odam nihoyatda boy odam bo'lgan. Mana bu eslasangiz, Malika Diana bilan Dodi Fayyot Parijda avariya bo'lib vafot qilishadi. Milliarder Muhammad Fayyotning o'g'li. Ana shu Dodi Fayyot Adnan Qoshiqchining singlisining o'g'li bo'ladi. Bular shunday katta oila. Juda qattiq kasodga uchraydi. Mana shu milliarder. Kasodga uchraganligining sababi bir ko'p yil xizmat qilgan xodimi, boshqa yurtdan kelib ishlaydigan xodim ayoli kasal bo'lib xo'jayindan yordam so'rab keladi. Mayli xo'jayin, oyligimdan ushlab qolish yo'lida qarz bering, ayolim kasal. Esa xo'jayini unga urushib beradi. Hali gapini gapiradi, men seni kafilligingni olmaganman, yo'ling ochiq deganday uni qattiq dilini ortadi. Ana shunda xodim duo qilgan ekan xo'jayinni oldida, unga eshittirib, ey Allohim, bu odamni to kasodga uchrab odamlardan tilanadigan holga tushganini ko'rmagunimcha meni o'ldirma deb duo qiladi. Shunda Adnan Qoshiqchi buning duosini eshitib ishdan haydavoradi, butunlay uyidan ishdan haydab soladi bu odamni. Shunday bunga sinov keldiki deydi. Shunday sinov keldiki, shuncha behisob pullar, uylar, vertolyot, samolyot, yaxta hammasi yo'q bo'ldi deydi. Shu uy ham qolmadi yashashga. Saudiyani boylardan biri Sulaymon Rojihi degan boy bor. Xurmochi boy. Hozir Rojihi banki butun islom, butun dunyoda ishlaydi bank egasi. O'sha Rojihi buni oldiga keladi. Ey Adnan deydi. 35-yinchi yilda tug'ilgan Adnan. Sulaymon Rojihi ham bu tengdosh. Ey Adnan deydi. Mening sendan ortiq joyim yo'q. Ammo payg'ambar alayhisalom bizga o'rgatganlar. Bir qavmning azizi xor bo'lsa, butun qavm unga yordam qilishi vojib bo'ladi degan. Qavmda aziz buyurgan odam birdaniga xor bo'lib qoldi. Qavm unga yordam qilishi hammasiga vojib bo'ladi. Agar qavm yordam qilmasa, hammasi gunohkor bo'ladi. Shuning uchun men senga yordamga keldim. Mana bu ayoling bilan ikkalanga samolyot bileti Qohiraga. Mana bu pulga Qohiradan kichkinagina bir shiqqa sotib olasizlar. Kichkinagina uy. Har oy bir marta Rojihi bankimdan senga maosh yubortiraman, senga yetadi. Endi bu yillarda xor bo'lding og'ayni, bor Qohirada yasha. Umringni qiynalmasdan o'tkaz deb yordam beradi. Va u Misrga ketadi. Misrda yashayotganda Qohirada xotini bir kun so'raydi.
özü iki marta uylanadı. Aşkara birinci ayalı Britanyalı buladı. Britanyalı buladı. İkinci ayalı İtalyanlı buladı. Kahara'da yürüyende ayalı soruyordu ki hayatınızdaki en çükün vaktinizi isteyiz mi? Ha deyip ayeti birerdi. En ağır günüm, çükünlükü çükün halatım. Halige Süleyman ki bana yardım verirken buldu ki esinde mi deydi. Ve şu ayetken pulunu alış için üyüge vardım. Onu kasırga vardım. Özü yokken hadımlarla, hizmetkarlarla tayinlep gittiğindeyken halige pulunu apçuş bergen hadım bilesem ben kim miydi? Hali men urup haydab sökken hizmetkarım eken. Menge pulunu apçuş yaptı, men onge kolumu uzat yapman. O menge şun dua geldi. Senem har bolup, adamlardan tilenip kol çözüşünü körmeğinimce beni öldürme Allah'ımda dua geldi. Ama o menge rahim kıp yığladı halimge. Menge pulunu uzatar eken beni tanıdı da közlerden yaş toxtamasdan aktı. Ana şu mahalledeki de har bulmagan ben dedi. O şanın duası beni urdu. Duayı badi urdu. Dip esleyken. Şundan ki bu Adnan Qoshiqchi özge kemeydi. Devleti kayıtıp kemeydi. Sarsan sargardan bu yuradı. 2017 yılı London'da Parkinson keserliğinden vefat kıladı bu adam. Cemal Qoshiqchi'nin emekçisi. Yani dünyanın o şey mahallede 70. yıllarda 4 milyardı var adam. Hazır ki 200 milyardı var adam diye yaptı. Cüda katta boy adam bugün. Ama kızgançlık, öz hadımdan ayaşlık, zıknalığı onun başı yetti. Dünya öz üstünde ibradarlar. Dünya vaktince bu kegen narsada işletip kalışımız gerek. Zıknalık, bakıllık asla asla bizge yaramaydı. Aynısı karındaşlarga, aynısı opa singillerge.